Ferahlık'ın bu oramın güzelliğine. Çocukları oynasın diye abi. Bir dualar okuyorum. Kafatasını aç birer çocuk. Abi olan millet. Bunu kabullen. Evet efendim, hiperaktif programı Sayın Abdurrahim Haklı Kulla bütün güzelliğiyle devam ediyor efendim. Hakikaten reklam arasında gelen tepkiler, Putin türküsü çok beğenilmiş gerçekten. Onu ben bütün Türkiye ile paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah o noktada teknik ekip bize orayı bölüp verir. Ben de onu paylaşırım Allah'ın izniyle. Evet sevgili izleyiciler. Tabii ki bu uçak olayının ekonomiye yansıması ve yeni kurulan çiçeği burnunda bir hükümet. Ve biz bu hükümeti de büyüteç altına aldık mı geçen programda sevgili Abdurrahim Haklı Kul? Kısmen almıştık. Kısmen aldık, konuştuk biraz. Henüz daha çok taze. Ya zaten hükümet ne kadar var ya da yok olmasının pek önemi yok. Sayın Cumhurbaşkanımız tek başına hükümet. Yani evet. Her konuda belirleyici olan kendisi. Biliyorsun geçen hafta G20 üyelerini ağırladı. Müthiş bir popülitesi olan biri. Şimdi bu Rusya ile olan krizde de olaydan hemen bir gün sonra yaptığı çok soğukkanlı açıklama diplomaside örnek olacak cinsten bir şey. Putin'e söylediği o söz gerçekten muhteşem bir şey. Başkalarının işine yarayacak bir kavganın içinde olmayalım. İnşallah Putin, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu mesajı net anlar. Kendi kendine çocuksu davranışlarla işte şunu ambargo yapacağım, bunu ambargo yapacağım deyip kendi kendini, kendi halkına ve dünya kamuoyuna kendini mahcup etmez. Abi zaten bu horoz dövüşü, düelloları artık tarihte kaldı. Yani geçmişte kaldı. Bunu kimse yemez artık. Çünkü öyle bir şeffaf dünyada yaşıyoruz ki örneğin Putin bu uçak olayından hemen bir gün sonra efendim bir pazar yerini bombaladı Suriye'de. Pazar yerinde 40 küsür kişi, sivillerden de var, çocuklardan da var, kadınlardan da var. Yaşamını yitirdiler. Yani belki bir savaş süreci atmosferi içinde değerlendirilebilir mi bilemem, ne olursa olsun sivillere, efendim kadınlara, masum insanlara yönelik saldırılar insan vicdanını yaralar. Efendim büyük olma size bu yetkiyi vermez. Hiç kimseye böyle bir orantısız öldürme yetkisini vermez. Bunun bir tarihin bilgi birikiminde karşılığı olmalıdır ve bunun hesabını dünya insanlık ailesinin vicdanı ya da tarihin diyalektiği ya da Tanrı sorar efendim. Savaş suçu işliyor Putin. Savaş suçu işliyor. Şimdi siz orantısız güç kullanarak terörle mücadele ediyorsunuz ama sivilleri de öldürüyorsunuz. Burada yapılması gereken bu değil ki. Siz IŞİD'in finans kaynaklarını, silah kaynaklarının önünü kestiğiniz zaman IŞİD kendiliğinden dağılır. Bakın Suudi Arabistan ve Katar'a üstünden jetlerinizi uçurun. Suudi Arabistan ve Katar'ın üstünden NATO, Rusya, Çin, Suriye'yi bombalayacağına uçaklarını uçursun. Finans kaynaklarını keserler. Bir de ceza verin onlara. Evet. Şimdi bir şeyi yaparken doğru yapmak lazım. Teröristler mesela. Biz de mücadele ediyoruz. Halkın arasına giriyor. Halkı tehdit ediyor. Ben oraya 3 tane bomba atsam teröristlerle beraber sivil halk da ölecek. Evet. Ama ben teröristle mücadele ederken göğüs göğüse ediyorum. Doğrusu bu. Halk var orada, sivil insanlar var, masumlar var. Siz de o zaman havadan bombardımanı lojistik değeri olan merkezlere yap. Sivil halkın olduğu köylere, kasabalara, kentlere yapma. Oralarda yapman gereken de göğüs göğüse savaşmak. Ama Sayın Haklıkuş, şu bir realite ki sevgili izleyiciler, biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak, büyük Türkiye olarak efendim dış politikada gerçekten sınıfta kaldık diyebilirim. Bunu mertçe ifade ediyorum. Yani çünkü artık çevremizde şöyle bir harmanlıyorum. Son olaylarla birlikte Rusya'yla da aramıza böyle kara kediler girince efendim kim kaldı?
Yani efendim Ermenistan, İsrail, Suriye, Libya, Mısır, el insaf yani bizim gerçekten dış politikamızı da ciddi ciddi gözden geçirmemiz gerekiyor. Ya stratejik İnşallah. Derinlik dedi Sayın Davutoğlu, stratejik yalnızlığa sahip olduk. O derinlik yalnızlığa getirdi bizi. Evet, yani bu tür içsel eleştirilerimizi de, yapıcı eleştirilerimizi de kesinlikle mertçe, aslanca, haklı kulca yapmalıyız. Aynen. İşte bu bağlamda efendim yeni bir program başlatıyoruz inşallah. İstanbul'da bu programın bir kısım ayrıntıları yani tabii ki bu söyleşi. Sen bu programa başlamadan önce izin verirsen. Buyur. Ben konuşacaktım, lafı ağzımdan aldım. Buyurun efendim. Moderatör falan değilsin ama moderatör Mehmet Anlı kızın. O gitti. Bir top bezinen gitti Sayın Mehmet Özal kızım. Haksızlık olmuş. Efendim Cendere'nin bu arada moderatörü değişti. Neden değişti? Niçin Kim değişti? Oldu? Kim değiştirdi, ne oldu? Vallahi ben anlayabilmiş değilim, muamma. Ama ben çok mutlu oldum çünkü moderatör kim? Moderatör Mehmet Özal'ın Kızıl'dan bıkmış usanmıştım. Böyle onun Hüseyin Bayrak tarafgirliğinden, Hüseyin Bayrak'ı tutmasından, Hüseyin Bayrak'ı kahraman bir mit gibi sunmasından bıkıp usanmıştım. Mehmet Özal'ın Kızıl bir top bezinen gitti yerine. Efendim, Lokum FM'in yönetim kurulu başkanı Sayın Özkan Ürkmez Bey geldi. Özkan daha bir kibar, daha disiplinli, daha kitabi bir kişiye benziyor. Sana katılmıyorum sevgili Mert. Mehmet Anlıkızıl olaylara objektif bakan, denge politikası güden harika bir moderatör. Abi yapma İzin etme ver. Ya sen. İzin ver. Abi senle kardeşim, ilgili, senle ilgili gerçekleri bile gündeme getirmediler gözünü seveyim. Nükleer füzelerim var o programda. Uçak gemilerim var. Uzaydan yönetiyorsun. Hüseyin zavallı. Elinde bir değnek kuş kovalıyor. Onunla sen bil misin ki? Tabii ki ona öncelik vermeye çalışacak. Denge kuruyor adam. Bir tarafta uzun menzilli nükleer füzeleri olan Yüksel Mert. Öbür tarafta savaşa değnekle gelmiş kuş kovalayan. Hüseyin Bayrak. Ve bırak ya, savaşa yani, değnekle gelmeyi, stüdyoya canlı horozla geldi. Bak şimdi işte onu anlatıyorum. Mehmet orada adil davranıyormuş. İnşallah Özkan da davranır. Ama ben bu arada şunu sormak istiyorum sana. Evet. Önce şöyle sevgili izleyiciler. Yani yaklaşık 20 yıl oldu. Yüksel Mert'i tanıyalı. Tempo'dan. Evet Tempo'dan. Tempo ve KTV'den. Ondan önce de kitapçı dükkanım vardı. Evet, Çakmak Caddesi'nde. İlk tanımam da zaten o kitapçı dükkanından oldu. Kapısına güzel bir şey asmış kitapçı dükkanında. Paran yoksa çekinme gel al. Abi okuyayım ben okuyayım abi. Lütfen sen yorumunu sen yap. Sen müsaade eder misin? Tabii buyurun. Okuma kardeşim ben söyleyeyim. Buyurun efendim. Ve buna benzer laflar. Kitap okunmasını isteyen biri. Dükkanının kapısını açık bırakan, giden. Kitabı çalınırsa bundan seviş naraları atan biri. Yani bu kadar ki insanların cahil kalmaması için, kitap okuması için çaba gösteren biri. Ondan sonra da yerel programlar yapmaya başladı. Ve baktım ağzı laf yapıyor. Bilhassa dinimizi gerçekten her şeyiyle objektif yorumlayan aydın bir dindar. Ya Yüksel Mert'i izleyen bir insan dinine saygı duyar. Dinini yeniden sevmeye başlar. Ah keşke der bütün Müslümanlar Yüksel Mert gibi olsa. Ve bu arkadaşımız uzun sürede geçmişte ulusal TV'lerde boy gösterdi. Program yaptı. Her programı olay oldu. Çünkü Yüksel Mert'in olduğu programlar reyting rekorları kırıyordu. Estağfurullah. İnanılmaz insanlarla beraber çalıştı. Yani birilerinin imzasını almak için sıraya gireceği kişiler Yüksel Mert'in imzasını almak için sıraya girmişti. Kısaca böyle anlatayım. Övdüğümü falan sanmayın. Ben kimseyi övmem. Ama objektif de değerlendiririm. Şimdi geçen Facebook'ta gördüm. Bak Bakan diye bir program yapacak. Yurt TV'de. Ya bu Yurt TV ne? Nereden çıktı? Ve seni nasıl buldular? Yani kısaca bunları bize bir anlat. Benimle beraber izleyicilerimiz de aydınlansın. Bir defa Yurt TV yani gerçekten bende televizyondan izlediğim kadarıyla efendim
objektif duran, tarafsız duran, CHP de milletvekilliği yapmış bir patronu olan, birazcık da hatta Kılıçdaroğlu'na bile efendim kafa eleştiri tutan, yapan. Eleştiri yapan bir zata ait bir televizyon. Yani sol tandanslı bir televizyon. Benim ise dindarlığım bütün dünyaca tescil edilmiş bir insanım ben. Ama doğrucu da olsun. Ama benimle birlikte gerçekten yani sunulan isimler vardı oraya. İsmini söylemek istemiyorum. Türkiye dünyaca meşhur bir sunucu. Maalesef onu kabul etmeyip beni tercih ettiler bu programın efendim moderatörü için. Çarşamba günü saat gece 10 ile 12 arasında devam edecek Bak Bakan isimli bir program. Buradaki amacımız efendim bakanlar nasıl çalışıyor? Bakanların çalışmalarında ne gibi eksiklikler var, güzellikler var, fazlalıklar var, efendim israflar var. A'dan Z'ye o büyüteç altına alacağımız bakanlıkla ilgili konular, eleştiriler, yorumlar, taltifler büyüteç altına alınacak. Çünkü biz en büyük, en güzel efendim motivasyonun daha doğrusunu, daha iyisini sunmakla olacağını sokak düşünüyoruz. Röportajlarıyla mı olacak? Evet, sokak röportajı da olacak ama toplantısı stüdyoda olacak. Stüdyoda. Efendim bu hafta ilk konuğumuz gerçekten özellikle eğitimle ilgili düşünceleriyle Türkiye'de ciddi bir yer edinmiş olan Ali Dinçer Bey konuğumuz olacak. Ve yine Hangi Allah kitabının yazarı, araştırmacı yazar, hukukçu Uğur Karaca ile birlikte biz Ali Dinçer eski ANAP döneminde bakan olan değil mi? İnan ki bilmiyorum. Ben de inan ki bilmiyorum. Yani ama orada resmi var bak şu ortadaki zat-ı muhterem. Yani o da tanıdık bir yüz. Alaaddin Dinçer. Alaaddin Dinçer. Efendim bu hafta biz özellikle eğitim konusunu büyüteç altına alacağız. Eğitimin en önemli amaçlarından biri insanın kendine değer vermesi, kendini tanıması. Yani bu noktada özgür müyüz ve bakanlıkların iki tanesinin önünde milli kavramı var. Biri Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim. Gerçekten bugün eğitimimiz milli mi? Yoksa buradan bir sapış oldu mu? Bütün bunları büyüteç altına alacağız. Çocukla işte o andımızı büyüteç altına alacağız. Vesaire vesaire. Bunun yöneticiliğini, moderatörlüğünü de acizane ben yapacağım. İnşallah başarılı oluruz. Benim olduğum yerde Adana mutlaka gündemde olur. Adanalılar hazır olsun. Özellikle ağzı laf yapan Abdurrahim Haklıkul gibi, Sayın Rifat Söylemez gibi, Yüksel Evsen Patron gibi, ondan sonra Sedat Memili gibi, Ekmel Ali Okur gibi. Çünkü ben paylaşmayı seven bir insanım. Egosentrik değilim. Ben merkezde asla düşünmem, biz merkezde düşünürüm. Orada %100 bin defa sizi şahit tutarak söyleyeyim ki ben Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in, Abidin Dino'nun, Taha Toros'un, Yılmaz Güney'in topraklarının çocuğuyum derim ve Adana'yı gündeme getiririm. İstersem o günde programa son verilebilir. Bunlar hiç umurumda değil. Çünkü benim Yüksel Evsen gibi objektif, adil, tarafsız, bütün dünyayı kucaklayan, çok fikirsel zenginliği olan bir patron arkadaşım var. Bizim televizyonumuzda program bütün güzelliğiyle devam ediyor. Sadece haftada bir gün uçakla gidip geleceğim. Artık bu da böyle bir iletişim çağında çok küçücük bir şey. Lütfen sessiz olun. Efendim çarşamba günü akşam 22 ile 12 arasında bizi izlemeye devam edin yurt televizyonunda. Kanalı kaç? Mesela vallahi ben bilmiyorum onu. Onu öğrenir söyleriz. Şunu da göstereyim ben bir mümkünse Abdurrahim abi. Evet, bugün de bizimle ilgili bir söyleşi var. Sevgili Sedat Memili. Sedat Memili yazmış. Ama bakın, seni sevmediğini de ifade etmiş bakın yazısında. Bakın şu sözlü sunumun dehası cümlesi ben söylemedim. Bana ait değil. Beni utandıran adam diye zaten ben Facebook'ta biraz önce paylaştım. Bana ait değil ama o sevgili Sedat Memili'nin benimle ilgili görüşü. Sedat Memili seni niye sevmiyormuş kardeşim? Abdurrahim Haklıkul gibi krallarına eyvallahı olmayan
objektif, adil, tarafsız düşünen bir insan Sedat Memirli'ye kimseyi övdüremez. Demek ki onun yanında bir hatırımız var. Bir de yapıp ettiklerimiz var ki Sedat Bey bizimle ilgili böyle bir iltifatta bulunmuş. Gönülden teşekkür ediyorum kendisine ve Adana Medya, benim de yazarı olduğum yazı ailesine. Bunu da şöyle koyalım. Peki seni niye sevmiyor musun Sedat Memirli? Abi yani sevmemek de bir sevginin göstergesidir bence. Yani ama sen demişsin ki beni kıskanıyorsun adama. Yok kesin. O kıskanan Doğan. Doğan kıskanır Doğan, çünkü. Doğan asla öyle bir şey yapmaz. Yok, Doğan'da vardır kıskançlık. Yok. Ta KTV'den beri beni kıskanır Doğan. Ama bir denizaltı sükunetiyle işini güzel yapan güzel bir kardeşimizdir. Bizim de Osmaniyelilerin eniştesidir. Biliyor muydun Osmaniye'den evli olduğunu? Yok. Eşi Osmaniyelidir. Selam olsun eniştemize, sevgilerimi gönderiyorum. Evet, bu fasıl bu. İnşallah başarılı oluruz. Ben özellikle duanızı bekliyorum. Başka bir desteğe ihtiyacımız senin başarılı ihtiyacımız olacağına inanıyorum yoktur. Kardeşim. Hatta yeni bir fenomenlik de başlatabilirsin. Başka kanallardan tekrar teklif alabilirsin. Daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda. Ben ona da inanıyorum. Çünkü baktığımız zaman yorumculara yapan ve adına yorumcu denen, yüksek miktarda da maaş alan o dinozorlardan da belki kurtulmuş oluruz. Evet, önümüzdeki haftada efendim yani bu hafta inşallah şöyle bir sağ selamet geçirelim. Önümüzdeki hafta Sayın Ümit Koca Sakal olacak konuğumuz. Gerçekten Ümit Bey de öyle düşünceleriyle, hele aykırı düşünceleriyle, eleştirileriyle çok iyi bir insan. İşte onunla ilgili Adalet Bakanlığı'nı konuşacağız. Büyüteç altına alacağız. Şimdi bu programı Adalet Bakanlığı dinleyecek abi. Dinlesinler. Çünkü onlara katkımız olacak, faydamız olacak. Çünkü en iyinin en iyisini söylemek aydının görevidir. Ama asla ve kat'a yalakalık yapmayacağız. Ama takdirimizi de yapacağız. Bir güzellik varsa ortada o tespiti, o takdiri de yapacağız. Ama asla ve kat'a kesinlikle yalakalık yapmayacağız. Teşekkür ederim. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Yani bu eleştirdiğimiz bakanlıklardan da bir temsilcinin katılması daha uygun olur. Tabii onu bakan da katacağız. Önümüzdeki günlerde sayın bakanlarımız yani orada yapılan eleştiriye anında cevap verecek. O programa gelecekler. Ya da mesela savunacak. Mesela Adanalı Sayın Adanalı Bakanımız Fatma Gül Demet Sarı'yı oraya davet edeceğiz. Kesinlikle. Evet. Ondan sonra yine benim programdaşım Uğur Karaca'nın bir sınıf arkadaşı bakan var. Onu davet edeceğiz. Bunlar bizim yakınlarımız ve biz onlara ulaşacağız. Gelirler veya gelmezler, öyle bir kompleksimiz yok. Biz iyi şeyler yapıp Türkiye'ye mesaj vermek istiyoruz. Eksiklikleri, gedikleri, sorunları, problemleri, yüce halkımızın özlemlerini, duyarlılıklarını, taleplerini, isteklerini orada gündeme getireceğiz. Onların gelip gelmemesi çok önemli değil. Programın niteliği, niceliği, kalitesi, gönüllerde makes bulması, hakkın ve haklının ortaya çıkması. Evet, doğru olan da o zaten. Evet, neyse, burada beni konuşmaktan bize geçelim. Adana'da neler oluyor abi? Adana'da her şey yolunda. Herkesin keyfi yerinde yine maşallah. Carrefour, Forum AVM arsalarının imarı geçmiş. Güzel. Mesela geçmeyen bir yer kaldı mı diye düşünürken Real kalmış. Allah'ın inayetiyle arkadaşlarımızın, Adanalı siyasetçilerimizin yoğun gayret ve çabasıyla Real imarı da geçecektir. Herkes müsterih olsun. Önemli olan burada şehrimizin elit grubunun daha çok para kazanması, daha çok dolarının, avrosunun olması, yarın Türkiye'de herhangi bir şekilde Allah cecinden versin ya da Allah hiç vermesin bir iç savaş gibi bir şey çıktığında gidecekler Avrupa ülkelerinde çocuklarıyla, torunlarıyla birlikte mutlu, huzurlu ve refah bir şekilde yaşamalarının önünü açtılar. Ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun. Yani Adana'da işsizlik almış başını gidiyor. Ekonomi dibe vurmuş. Adana'nın ekonomisini Türkiye'nin ekonomisinden biraz ayrı tut. Şimdi çok zor durumda. Siz bir şey yaparken oradan bir şeyler faydalanmalısınız. Kamuya kaynak aktarmalısınız. Mesela Forum AVM'nin imarını yaptınız. Tamam. Ama o Forum AVM oradan ne kadar para kazanacak? 1 trilyon mu? 500 milyon mu?
belediyeye versin. Mesela 350 milyonunu büyük şehre, 150 milyonunu ilçe belediyesine versin. Yani kamu da kazansın. Reyal'ın imarını yaptınız. Buradan kazanacağınız para neyse yarısını yine dediğim gibi adil bir paylaşımla o ilçe belediyesine ve büyükşehir belediyesine verirsin. Belediyenin borcu çok. Sıkıntı da. Sıkıntı had safhaya gelmiş. Evet, kış geldi, sonra yağmurlar başladı. Adana'da yani bir inanılmaz trafik. İnanılmaz derecede bakın kamu Adana'da belediyedir. Belediyelerdir. Kamu. Çünkü halkın gözü önünde. Halka hizmet eden, vermek isteyen, verecek olan belediyelerdir. Sen maliyeden bir hizmet bekleyemezsin. Tapudan bir hizmet bekleyemezsin. TRT'den bir hizmet bekleyemezsin. Kamu deyince halkın gözünde sadece belediyeler var. O zaman Adana'nın kamusunun da güçlendirilmesi lazım. Evet. Ya basit bir nedenden dolayı siz kalkıyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın cazgırlığına $1 milyar veriyorsunuz. Kalkıyorsunuz arkadaşınız diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanına onun nezdinde 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar dolar borcunu siliyorsunuz. Ya bir durun ya. Bir durun. 6 tane milletvekili verdi bu kent size. Ve iktidar partisi. Ey evet. Sayın Başbakan. Bakan vererek, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaparak bu milletin gazını nasıl alacaksınız? Tamam, çok iyi oldu. Sevindim. Adana'nın bir bakanı var en azından. Evet. Ama çok mu zor şu metro belasını sırtımızdan almanız? Yani kimse demez. Hüseyin Sözlü'den Allah razı olsun borcu sildirdi demez. Allah razı olsun bu iktidardan. Adana'nın borcunu sildi der. Hatta Hüseyin Sözlü de gider kurban keser. Aynen size öyle. Affeder. Aynen yapın öyle. Bunu. Ya. Yok. Adana batıyor. Adana çıkmazda. Adana çaresiz. Bu çaresinin çaresi olacak insanların elleri ayakları zincirle bağlanmış. Abicim bak, sen öyle diyorsun ama kesinlikle Sayın AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni şöyle buyuruyor. O buyurur zaten. Diyor ki Adana altın çağını yaşıyor. Ya neresi altın çağı? Kendi yaşıyor Sayın ya. Fikret Yeni. Kendi ve kendi gibi Sayın, insanlar yaşıyor. Sayın Fikret Yeni. Elimizi vicdanımıza koyun. İktidarın ve efendim Sayın Davutoğlu'nun Adana temsilcisi olarak yani parti anlamında, siyasi anlamda Fikret Yeni olarak lütfen Abdurrahim Haklıkul'un söylemlerine kulak veriniz. Sesimiz size duyulsun. Eğer bu ses size duyulmuyorsa basınınızı, çevrenizi, dostlarınızı gözden geçiriniz. Mertçe söylüyorum, bu söylemleri duyun. Sayın şimdiki Cumhurbaşkanımız ve dahi dünün başbakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın Uğur Mumcu Meydanı'nda verdiği sözleri lütfen anımsatalım. Bazıları sona doğru gidiyor stadyum gibi. Gelişmeler var emenna. Ama o taahhütlerden biri de Sayın Abdurrahim Haklıkul'un altını çizdiği metro idi. Efendim metronun devamı yapılsın. Bu üniversite olur, bu karataş olur vesaire. Yani siz bu noktada ne yapıyorsunuz? Slogan yerine biz bunları ilettik, şöyle şöyle gelişme var diye açıklamalar yapın. Bunu sevgili ağabeyiniz, arkadaşınız, dostunuz, milletvekiliniz, AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik Bey'e iletin. Sayın Bakan'a iletin. İletilmesi için mücadele edin ve bunu bizimle paylaşın. Biz de gerçekten altın çağını yaşatacak Adana'ya diyelim. Ya hiçbir şey yapmıyorsa şunu yap. Demin söylediğim koşullarda. Şehirlerde, büyüyen şehirlerde bazı arazilerin rant değeri çok yükseliyor. Bu rant değeri yükseliyorsa yükselsin. Amenna. Evet. Ama bir yasa çıkarın. Büyük şehrin, yerel ilçe belediyelerinin elini güçlendirin. Rant değeri yükselen arazilere verilecek, yükseltilecek imarlarda imarlarının yarısı Büyükşehir Belediyesi'ne yüzde şu kadarı da ilçe belediyesine, hangi ilçe ilçeye aitse ona verilir diyeyim. Bakın siz her yerde birazsa İstanbul'da, Ankara'da hazine arazilerini belediyelere devrettiniz. Adana'da bir metre yer vermediniz ya. Ya tekeli sattınız. 20 milyona tekel oldu 200 milyon arazisi. Evet.
Ya siz bir yerde bir arsa satıyorsunuz. 5 milyona. Akrabınıza, ahbabınıza. Sümerbank'ın arazisi ne oldu abi? Ya onu söylüyoruz işte. Oraya geliyorum bak. Ben onu anlatıyorum. Evet. Siz 3 kuruşa binlerce dönüm arazili fabrikayı veriyorsunuz. Adam 3 ay sonra fabrikayı yıkıyor. Arsasına imar alıyor. Müthiş bir para kazanıyor. Belediyenin payı nerede ya? Nerede büyükşehirin payı? Nerede ilçe belediyesinin payı? Hep şahsın cebine mi gidecek? Ya bu mebala herkes ortak. Bak bunu net söylüyorum. Herkes ortak. Elinizi vicdanınıza koyun ya. Allah'tan korkun. Yarın ölüp gideceksiniz bir kefenle. Cebiniz yok. Kredi kartı da geçmiyor orada. Ya nereye götüreceksiniz? Şehir kazansın, şehir. Şimdi düşün. Bu imar rantından kazanç sağlayan Forum AVM'nin sahibiyle Sabancılar, Carrefour'dan yarısını verseler, inan bana belediyenin borcunun herhalde yarısı gider. Belediyenin önü açılır, eli güçlenir. Yeni yollar yapar, yeni arterler açar, kamulaştırma yapar. Bir de bu Karataş meselesi. Bakın ben burada söylüyorum. Şimdi yasa çıkardım. Bazı arazilerin imar değişikliğini yapmak için meskun mahalde bakanlığı yetkili kıldım. Binlerce dönüm kamunun arazisi var. Milli emlakın evet. Arazisi var. Nehrin kenarında. Bin dönümden fazla yakın bir yer. İsim vermeyeceğim. Bir vatandaşa kiraladınız bunu. Bir partilinize. AK Partili diyeyim diyen birine. Adam burada kendi ekim yapmıyor. Kiraya veriyor. Sizden 100 liraya kiralamış. Kendi 1000 lira kazanıyor. Devlet bu kadar ahel mi? Devlet bu kadar aptal mı? Ya bu devlet kurulsun diye milyonlarca insan toprağa düştü. Sakat kaldı, aç kaldı, yoksul kaldı. Allah'tan korkun. Şahısları zengin edeceğiz diye Allah'ı inkar ediyorsunuz. Peygamberi inkar ediyorsunuz. Dini inkar ediyorsunuz. İnşallah buna sebep olanları da Allah affetmeyecek. Günah ya. Ne olur yani belediyelere verseniz buradayım. Ver orayı Büyükşehir Belediyesi'ne. Yüreğir Belediyesi'ne de biraz pay ver. Ver alsın. Ne yapacak Büyükşehir Belediyesi orayı? Bakın basit bir şey. İlk aklıma geleni söylüyorum. Orayı imar düzenini geçirse oraya 10 tane Sheraton gibi, Hilton gibi büyük otel yapar. Ve nereden bakarsanız bakın sizin cüzi bir para aldığınız yerden Büyükşehir Belediyesi 1 milyar dolar para kazanır. Şimdi ver o 1 milyar doları Sayın Sözlü'ye. Sayın Çelikcan'a ver 300 milyon doları. Zeydan Karanor'a ver 300 milyon doları. Soner Çetin'e ver 300 milyon doları. Ne yaparlar? Mezarına götürecek halleri yok. Yatırıma dönüştürecekler. Borcunu ödeyecekler. Adana'nın önünü açacaklar. İş sahaları açılacak. 10 tane Sheraton gibi otelde kaç kişi çalışır? En az 5000 kişi. Dün domatesin tarlada kalmaz. Patlıcanın tarlada kalmaz. Soğanın, sarımsağın tarlada kalmaz. Otellere verirsin. Evet. Ya portakalın ağaçta çürüyor. Allah'tan korkun. Bu memlekete iş sahası lazım. Nerede? Devlete etkin olup ahbabını, eşini, dostunu zengin edenler. Allah size mezar yeri nasip etmesin. Allah size kefen nasip etmesin. Daha ne diyeyim ya? Daha ne diyeyim? Bu kadar mı büyük olur Adana'ya düşmanlık? Adana ne yaptı size ya? Adana size can verdi, kan verdi, hayat verdi. Çocuklarınız burada doğdu, torunlarımız burada doğdu. Burada öleceksiniz. Söldürmeyin kendinize. Delletmeyin adamı. Evet, kesinlikle Abdurrahim Haklıkul'un bu söylemlerinin üzerine ne denir? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Evet, o Sinan Paşa mezbeleliğine bir son verin. Akşam izledim. Efendim bir çiçeği burnunda bakanımız var, hayırlı uğurlu olsun. Beklentilerimiz var. Beklentilerimizi elbette dile getireceğiz. Ama mesela TOKİ 250 TL'ye emeklilere ev yapacak ama akşam baktım Adana o listenin içinde yok. Belki gözüm yanılmıştır. Çünkü bazı televizyonlar haber olarak geçtiler. Şu il, bu il, o il falan diye ama ben Adana'yı göremedim. İnşallah Adana'da vardır. Bakanımız lütfen bu işe el atsın. Adana'da
fakir, yoksul, garip, mazlum, mağdur insanlar boy boy çok fazla. Gözümüzü açalım. Onların söylemlerine kulak verelim. Ülkede bugün 20 milyonun altında ya da üstünde açlık sınırının altında inim inim inleyen insanlar var. Ben de onlardan biriyim emekli olarak. Evet, açlık ve yoksulluk sınırının da altındayım. Haklı Kul da öyle. Kameramanım Adnan Dini bütün de öyle. Reji de öyle. Tüm personelimiz öyle. Patronundan televizyonunun şeyine. Tüm işçilerimiz öyle. Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyorlar. Öyle Adana işte pırıl pırıl. Adana altın çağını yaşıyor diye bir olay yok. Sesimize kulak verin diyorum. Ve fazla da konuşmaya gerek yok. Son cümlelerin abi, bitirelim. Yani milletvekili oluyorsunuz, bakan oluyorsunuz, siyasi partilerin il başkanı oluyorsunuz, belediye başkanı oluyorsunuz. Havadan gelmiyorsunuz. Bu kentin size verdiği bir şey gibi, güç gibi bu. Evet. Ama bu halk, bu millet size bu gücü veriyorsa siz de gücünüzü bu insanlar için kullanın. Evet. Çok zor değil. Adana şahısların parseline girmesin. Kamunun olsun. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine buradan gelecek para Adana'nın önünü açar. İnanın bana, işsizliği önler, otel turizmi. Buraya onlarca, yüzlerce otel yapılabilir Seyhan Nehri Delta'ya kadar. Ama sağlı sollu araziler maliyenin, defterdarlığın, mal müdürlüğünün, hazinenin. Ya Allah'ınızı severseniz. Nereye götüreceksiniz bunları? Bunları paylaştıracaksınız. İstanbul'da yaptığınız gibi, Ankara'da yaptığınız gibi. Yani ille iktidara yakın biri mi olmak lazım? İktidarı sevmek mi lazım? Ya bırak, her insanın kendini özgü, sevdiği, kendi sevdiği insanlar var. Ama bu millet size 6 tane milletvekili verdi. Ey iktidar mensupları. Elinizi vicdanınıza koyun. Abdurrahim abi, biz bu ülkeyi, bu yurdu Allah'ına kadar seviyoruz. Adanalılar olarak, yani bu ülkenin bir numaralı kenti olarak kendimizi Türkiye vizyonunda da bir numarada görmek istiyoruz. Çünkü bu kent dünya insanlık ailesine her zaman söylediğim gibi Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Abidin Dino, Taha Toros, Yılmaz Güney, Bedri Baykam, Yüksel Efsen, Ekmel Ali Okur, Sedat Memirli, Taner Talaş, Rifat Söylemez, Metin Kurgun, Adnan Dini Bütün, Reji, Gülperi Şunkar, daha yüzlerce, milyonlarca insan armağan etti. O halde Çukurova sıcaklığında Türkiye'm diyor, son cümlelerle bitiriyoruz. Türkiye'mi hep beraber söylüyoruz abi. Tam da gider buraya. Evet, evet. Türkiye'm diyoruz. Akışına ölürüm.
çile çekmiş hep ninem. Pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm. Boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Evet efendim, bir hiperaktif programının sonuna geldik. Yarın bir başka konukla buluşma ümit ve duasıyla hepinizi sevgili Abdurrahim Haklı kulla birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz. Sevgili izleyiciler, hiperaktif programı çocukları oynasın diye. Tabii, Bir de dualar okuyorum. Kafatasını aç, biler çocuk. Tabii, olan biler. Bunu kabullenmiyor.